Nazan'la Kadir'in bilgisinden herkese merhabalar. Yine yeni bir konuk ve sizlerleyiz. Fakat bugün acımız büyük. Bitlis Halkbağı'nda şehit düşen askerlerimiz var, yaralı askerlerimiz var. Şehit düşen askerlerimiz için ailelerine sabır, başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Özlem Güneş. Sevgili Özlem Güneş, hoş geldiniz. Hoş buldum Nazan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Nasıl gidiyor? Ben de sözlerime başlamadan önce Bitlis Tatvan'da yaşanan üzücü olaydan dolayı çok üzüldük. Şehit düşen ailelerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanede yatan ailelerini bekleyen şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Hepimiz sabır diliyoruz, acil şifalar diliyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Aynen. Sizin de dediğiniz gibi çok üzücü bir kayıp. Evet. Sabırlar diliyoruz biz de. Peki o zaman biraz sizden bahsetmek istiyorum. Önce biraz hayatınızdan bahsedelim. Özlem Güneş kim? Özlem Güneş 3 çocuk annesi, evli ve 3 çocuk annesi. Böyle çocuk annesiyim. Adıyamanlısınız. Adıyamanlıyım. Adıyaman'da yaşıyorum. Evet. Evet. Adıyaman'da çalışıyorsunuz. Evet, Adıyaman'da çalışıyorum. Peki, güzel. O zaman şimdi sizinle ilgili serüveninizi anlatmak için işinizden bahsedeceğiz. Hemen işinize geçelim bakalım. Ne iş yapıyorsunuz? Biraz bize bahseder misiniz? Ne iş yapıyorum? Ben şimdi sosyal medyada yani online satışı yapıyorum. Evet. Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinin satışını yapıyorum. Yöresel lezzet derken bize biraz açar mısınız? Ne mesela var? Ne var? Çünkü yemek değil de daha uzun ömürlü yiyecekler galiba. Ne bunlar? Aslında ilk öncelikle ben kahveyle başladım. Evet. Kendiliğinden gelişti diyebilirim. Evet. O zaman işin kahve kısmı, yani kahve sizin yolunuzu açtı diyelim. Değil mi? Size uğur getirdi. Tabii. Peki, bunun geçmişi var. Evet. İlk önce ben çalışmayı seven, üretmeyi seven bir bayanım. Evde ilk öncelikle tabii ki yaptım. Baklava yaptım. Çok ve güzel. Bunu da kendi çabalarımla öğrendim. Bayramda 30 tepsiye yakın bir sipariş aldım. Bu beni çok heveslendirdi. Demek ki yapabiliyorum dedim. Evet. Sonradan da o bana yetmedi tabii ki. Şöyle kahve sunumlarımla şu şekilde başladım. Kahveyle başladım. Evet. Ondan sonra kahve siparişi çok aldıktan güzel. Sonra tabii sunum yaparken kahveyi pişiriyorsunuz. Şu an sosyal medyada çünkü çok gündemde kahve sunumları, işte çay sunumları, kekler, börekler filan. Siz de kahve sunumunu zevk için yaptınız değil mi ilk Kesinlikle. Başta? Kesinlikle. İlk önce zevk için yaptım. Yani tamamen kahve yapıp sunumlarımla açtım sayfamı. Sadece 900'lük, 500'lük bir takipçiyle başladım. Evet. Ondan sonra böyle gelişti. Kahve siparişi çok aldıktan sonra bir müşterim beni aradı. Kahveniz çok lezzetli. Biz Adıyaman'ın aslında lezzetlerini açız dedi. Ve birini bekliyoruz ki bize böyle Adıyaman'ın lezzetlerini göndersin. Evet. İşe o şekilde başladım. Bana peynir gönderir misin dedi, Adıyaman'ın peynirini. Gidip Adıyaman'ın peynirini buldum. Çok güzel bir yerden aldım. 5 kilo ona peynir göndermiştim ve böyle bir baktım ki biri beni aradı. Bir müşterim bana mesaj yazdı. Bana kurutmalık gönderir misin dedi. Kurutmalık göndermeye başladım. Evet. Ve sonra bir müşterim dedi ki ya susam gönderir misin? Aslında benim hiç aklımda yoktu. Ben sadece kahve satmak için bu işe başladım. Evet. Kendiliğinden bir baktım ki öyle bir şeyin içine girmişim ki. Evet. Adıyaman'ın bütün yöresel lezzetlerini mesela pestillerimiz, sucuklarımız, ballı, fındıklı pestil sarmalarımız var çok güzel. Evet. Sosyal medyamda da özlemli kahvemde de kendim yapıyorum zaten. Evet. Onlara başladım ve bu şekilde sayfam büyüdü. Büyümeye de devam ediyor. Bu şekilde. Galiba salça, pul biber türü şeyler salça, de var. Tabii salça, pul biber, aklınıza gelen her şey var. Tamamen müşterim benden ne talep ediyorsa ben onu gönderiyorum. Evet. Tamamen müşterilerime bağlıyım. Evet, aslında şimdi şöyle, özellikle doğu kültüründe biz Adıyaman'da, Antep'te kendimize ait bir damak zevkimiz var. Kesinlikle. Kendimize ait bir damak zevkimiz var ve bu damak zevkimiz de hep bol salçalı, baharatlı, turşusu, şuyu, buyu. Hep bu tarz yoğun tatlar, yoğun aynen lezzetler.
Ve hemşirelerimiz herhangi bir yere gittiklerinde özellikle bu damak tadını arıyorlar. Evet. Yani o lezzeti bulamıyorlar. Evet, salça orada da var, kurutulmuş sebzeler orada da var, belki baharatlar orada da var. Fakat o lezzeti bulamıyorlar. Evet. Bu yüzden ısrarla Adıyaman'ı. Adıyaman'da herkese her zaman bulunamayabiliyor. Yani çok pratik şekilde bulunamayabiliyor. Bu anlamda sizin yardımcı olmanız çok güzel aslında. Aynen. İnsanlar böyle bir telefonla, bir numarayla hemen ulaşıp istediği lezzeti, evet, istediği yerden sizin aracılığınızla temin edebiliyor. Peki, o zaman işinizden bahsettik. O halde farklı işler yaptınız aslında öncelikle. Sonradan bu işe giriştiniz. Peki, neden bu iş? Yani tamam, sizi özendiren oldu ama hani baklava işinde de iyiydiniz mesela. Baklava işinde çok iyiydim. Sizi tatmin etmeyen bir şey mi vardı orada? Evet, ben biraz aktif bir bayan olduğum için evin içinde kaldım. Evin içinde yapmaya başladım. Hem evin içinde yapıp hem evde çocuklarla uğraşabilmek çok zor. Baktım, evet, olmuyor. Bir de tek başına yapabilmek baklava çok meşakkatli bir iş. Evet. Emek yani istiyor gerçekten. Emek istiyor, çok büyük emek istiyor. O yüzden bıraktım. Anladığım kadarıyla siz daha hareketli bir iş istiyorsunuz. Aynen. Yani el hareketi değil de biraz daha kendiniz hareketli olacaksınız. Hı-hı. O anlamda. Yoksa evet, baklava işinde de aslında gayet çok iyiydim. Tutunmuşsunuz. Aynen, aynen. Evet. Bir yani bayramda size diyebilirim ki 30 tepsiye yakın sipariş aldım çok ama güzel. Sabaha kadar hiç uyumadım. Evet. Sabaha ya kadar. Ya buradan şunu anlıyorum aslında. Yani insanlar yapmak isterse. Tabii ki de. Emek harcadıktan sonra. Çünkü aynen, şimdi şöyle, kim insanımız var da sürekli bahaneleri var. Bir şeyler söylüyorlar. Hı-hı. İşte şuyumuz eksik, buyumuz yok, şöyle böyle. Zaten programımızın formatı da o. Size biraz bahsetmiştim. Şimdi biz Adıyaman kadınları için konuşayım. Hani daha yakın yani bildiğimiz için. Şimdi kadınlarımız işte çalışmak istiyor, oturduğu yerden aslında şimdi sizi izleyecekler belki, aslında ben de bunu yapmak istiyorum. Evet. Ama beni çocuklar bırakmaz ki, ama benim eşim izin vermez ki, ama benim param yok ki, ama benim işte kolu komşu ne der, akrabalarım izin vermez ki gibi. Özellikle bu anlamda örnek olunmasını istiyorum. Kesinlikle. Yani tabii ki sizin de 3 tane çocuğunuz varmış mesela. Aynen. Hiç engel değil, biliyor musunuz? Sizin de bir eşiniz var, evet, siz de Adıyamanlısınız, siz de aynı çevreye mensup insanlarsınız. Yani bu koşullara rağmen siz başarabilmişsiniz. Aslında yapılamayacak şey değil. Değil. Hani ne olur? İnsanlar sanki biraz kolayını istiyorlar. Kesinlikle. Yani sosyal medya hesaplarında orada burada da bakıyorum. İşte paylaşan her şu yerde. Oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz? Oturduğunuz yerden kazancınız şu olsun ister misiniz? Bunu yapmak ister misiniz? Şunu almak ister misiniz gibi. Sanki böyle her şey çok kolay gibi. Evet. Halbuki emek harcamadan hiçbir şey olmuyor. Olmuyor, kesinlikle. O yüzden insanlar birazcık ne yapması gerekiyor? Emek harcaması gerekiyor. Yani sizin, şu an yorulmuyor musunuz? Tabii ki yoruluyorsunuz. Tabii ki de yoruluyorum. Sonuçta oraya bir mesai harcıyorsunuz. Çocuğunuz evde oluyor. Onların da okulu var. Bir işiniz, çevreniz var. Fakat ne yaptınız? Dediniz ki ben bu işi yapacağım. Evet. Elinizi taşın altına koydunuz. Aynen. Ve çok şükür başardınız da. Çok evet, güzel. Bu anlamda tebrik ediyorum sizi. Peki, yani o zaman bu işi birileri size önermedi. Yok, hayır, size tamamen kendim. Tavsiye üzerine, yani şey, daha doğrusu istek talep üzerine oldu. Yani kahve sunumları yaparken birisi işte bize şunu gönder, aynen, bunu gönder diye. Çok güzel olmuş. Yani bazen kapılar açılır ya birbiri ardına ve sizin de kapınız orada açılmış sanki. Aynen. Değil mi? Evet. Peki. De mutfağıma katkıda bulunuyorum. Evet, çok kendim güzel kazanıyorum. Çok güzel bu. Müşterilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Bunlar çok güzel ya. Çok evet, güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. Evet, sizi motive ediyor değil mi? Tabii bundan ki de. Peki, satışlarınız galiba sadece il dışına, Adıyaman içinde yok. Ben Adıyaman içinde yapmıyorum. Evet. Kargoyla il dışı. Evet, ya Adıyaman'da aslında küçük bir memleket olduğu için herkes bir saatte ulaşabiliyor. Ulaşabiliyor, aynen. Evet. Ben daha çok gurbetçilere. Evet, çok iyi yapıyorsunuz. Peki, bu işe başlarken muhakkak, yani her işe başladığımızda sorunlarımız oluyor. Enerjimizin düştüğü zamanlar, ya acaba yanlış yaptım mı? Özellikle kazancımız bir süre iyi gitmezse insanlardan destek alamıyoruz ama o kadar güzel eleştiriler, o kadar güzel köstek oluyor ki insanımız. Evet, kesinlikle. Herkes için söylemeyeyim bunu ama genel böyle bir izlenim var ve yaşıyoruz da, kendimiz de tecrübe ettik. Bu anlamda motivasyon, zaten işler kötü gidiyorsa biz sana demiştik. Aslında işte yapılmaz ki, ya bu süreçte böyle olmaz, ya sen kadınsın yapamazsın gibi motivasyon düşürücü sözler oluyor. Size de muhakkak olmuştur. Enerjinizin düştüğü zamanlar, belki kazandığınızın, belki ne bileyim insanlardan dolayı motivasyonunuzun düştüğü zamanlar olmuştur değil mi?
Ben biraz önüme bakan biriyim. Çok kulak vermiyorum. Evet, benim doğrum güzelim. Bana doğruysa eğer o yoldan gidiyorum. Evet. O yüzden motivasyonumu düşürecek hiçbir şeye kulak asmadım. Dinlemedim. Yoluma baktım. Ahmet Aydın'ın bir sözü vardır. Benim sürekli kulağımda o vardır. Eğer fırıncıysan en iyi fırıncı olacaksın. En iyi ekmek yapacaksın. Evet. Berbersen en iyi berber olacaksın. Her şeyin en iyisini yapacaksın. Ben de o yoldan gerçekten o kelimesi sürekli benim kulağımdadır. Evet. Ne yaparsan yap en iyisi olacaksın. Evet. Ben hatta onu... Kenan Doğulu'nun şarkısından ne yaparsan yap aşk ile yap. Aynen öyle. Sevdiğim için yani hiç kimseye aslında kulak asmadım. Çok büyük bir şansım vardı ki benim aslında esnaflar bana çok yardım etti. Çok Adıyaman'ın esnafları bana çok yardım etti. Onlardan binlerce kez Allah razı olsun. Çünkü ben bu işe başladığım zaman benim dükkanımda pes değil, hiçbir şey yok. Evet. Yoktu da. Atıyorum gittim bir peynirciye, bana peynir verir misin dedim. Bugün mesela 30 kilo siparişim var ama benim de kar etmem gerekiyor. Sen de kazan, ben de kazanayım. Evet. Ve bana hiçbiri yok demedi. Abla dükkan senin emrinde dediler. İstediğin kadar alıp alabilirsin. Aslında ben bu şekilde başladım. Çok yani güzel. Çok büyük şansım, evet çok büyük şansım bu yönden oldu. Kahvemi mesela getirip kolileri dükkanıma atıp gittiler. Hiç para talep etmediler. Çok güzel. Gerçekten evet ben bu şekilde başladım. Sucuk pestil mesela gidip alıyordum. Hiç para bile laf etmiyorlardı. Pul biberim yine öyle. Hep belli yerlerim var aslında. Belli noktalardan alıp gönderiyorum. Evet. Tabii ki yani bu çok büyük bir risk. Dükkanına getirip koymak. Bunun satamaması da var, dükkanda kalması da var. O yüzden esnafların desteğini asla unutmayacağım. Allah onlardan razı olsun. En büyük destekçim onlar da aslında. Biz de buradan onlara teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Hakikaten onlar da mantıklı olanı ve olması gerekeni yapmış. Hı-hı. Çünkü sizin kazanmanız demek onların da kazanması demek. Evet. Yani siz de bu şekliyle belki Adıyaman içerisinde satışları sınırlı oldu. Aynen. Ama bu şekilde onların da satışları artmış oldu. Gelirleri arttı. Yani onlar da mutlu olmuştur. Bu anlamda yaptıkları iyiliğin karşılığını çok eminim büyük kat kat almışlardır. Evet, hepsine çok, çok teşekkür ediyorum. Hala da onlardan alıyorum ve hala da ticaretimi devam ediyorum. Eğer bir yere geldiysem gerçekten onlar sayesinde. Evet, ya gerçekten öyle zaten. Biz eş dost olarak, arkadaş olarak, komşu, akraba, aile olarak ya da işte Adıyaman insanı olarak birbirimize destek olmasak kesinlikle bir yere varamayız. Yani tek başına hiçbir şekilde insan bir şey yapamıyor. Yok asla. Gerçekten yapamıyor. Evet. Yani tek başınıza dağ olsanız da herkes size karşı olunca yıkılabiliyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden gerçekten biz de esnafımıza teşekkür ediyoruz evet, o halde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Aynen. Peki, biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günümüz yakın. Size de söz hakkı vereceğim sonuna doğru bu konuyla ilgili ama bugün ben arada birkaç tane şiir okuyacağım kadın şairlerimizden. Günün anlam ve önemi olsun diye. Şimdi Gülten Akın bizim... Çok kıymetli kadın şairlerimizden bir tanesi. Önce ondan bir tane şiir okumak istiyorum. Evet, Deli Kızın Türküsü. Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elimi uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerimle konuşmasak, anlasan, elimi uzatsam, tutamasam, olanca sevgimi, yalnızlığımı, düşünsem, hayır, düşünmesem, senin hiç haberin olmasa, senin hiç haberin olmaz ki, başlar biter kendi kendine o türkü. Evet, Gülten Akın'ın güzel bir şiiri. Dilinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi Özen Hanım, şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, esnaftan yardım aldınız ama sonuçta bir iş yeri kurdunuz. Evet. Anladığım kadarıyla eşiniz de burada değil, yurt dışında. Şimdi bir... Tek başına bir birey olarak da bir iş yeri kurmak zor. Bu süreçte sizi kimler destekledi? Yani esnaf dışında, aileden. Çünkü insan hakikaten tek başına yapamıyor. Aileden mi, akrabadan, eş dosttan bu anlamda destek aldınız mı? Benim en büyük şansım ailem oldu tabii ki. Annem, babam ve kayınvalidem, kayınbabam. Eşimin ailesi, annesi, babası bana çok büyük destek oldu.
Çok güzel. Evet, ne yaparsan yap. Onların desteği aslında sizin ailenizin desteğinden de daha çok motive etmiştir sizi. Tabii ki de. Çünkü zaten anne babamızın arkamızda her halükarda olduğunu, iyi günde kötü günde olduğunu biliyoruz. Benim kayınbabam da kaynanam da sürekli bana söyler, kızım ne yaparsan yap senin arkandayız. Aslında çok en büyük destekçim onlardı. Evet, sürekli bana destek, başaramadığım zamanlarda bile, ağladığım zamanlarda bile hemen ararlardı. Sen yaparsın, sen başarırsın, yapacaksın da pes etme. Ben bu şekilde gerçekten motive oldum. Evet. Ya öyle olmasa her yaşadığımız olumsuzlukla vazgeçersek evet şey olmaz. Ama gerçekten ailelerin destek olması büyük bir şans. Evet, annem, babam. Çünkü herkes o şansı bulamayabiliyor. Kesinlikle. Peki, şimdi sizin gibi böyle eminim hem ekranlardan izleyecek olan kadınlarımız ve sosyal medyadan biliyorlar ama belki şahsen çok sizi tanımıyordur insanlar. Hani şahsınızı genelde ürünlerinizi biliyorlar, sayfayı biliyorlar. Aynen. Şimdi sizi görecekler orada burada sosyal medya hesaplarında, burada ya da bizim paylaşımlarımızda. Ama ben de yapmak istiyorum diyecekler. Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim gibi. Evet, bu anlamda siz ne diyebilirsiniz kadınlarımıza? Çünkü biliyoruz belli bir yaştan sonra hani ne istediğinize bağlı aslında biraz. Hani yapmak istediğiniz Özlem Hanım'ınki gibi bir iş mi, okumak mı ya da işte tekstil mi, yani herhangi bir alanda olabilir. Kesinlikle. Estetik mi ya da ne bileyim bakım mı, her şey olabilir. Yapmak istediğiniz ne? Bu konuda siz kadınlarımızı motive edecek biraz sözler söyler misiniz? Ya da bir yol gösterme açısından kendi hayat tecrübenizden faydalanarak. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar bence. Evet. Yani eğer olmuyorsa da başaramıyorsa da ama değiyor. En azından diyorsun ki istediğim şeyi yaptım. Olmadıysa da benim olmamıştır. Yani muhakkak her yaptığın işin başarısı olmayacaktır. Bu evet. Kesin. Ama istiyorlarsa yapsınlar ya. İstiyorlarsa yapsınlar. Bir de olay herhalde şey biraz. Şimdi bizim evet mesajlar gelmiş, sevgilerini yazmışlar. Sevgili Narin öğrencim göndermiş. Biz de buradan kendilerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi herhalde birazcık istemek, doğru tercih yapmak ve olay şu aslında biliyor musunuz? İşe yaradığınızı hissettiğiniz zaman hani bir şeyle uğraşıp işe yaradığınızı, bir sandalyeden farkınızın olduğunu öğrendiğinizi hissettiğiniz an motivasyon da artıyor sanki. Kesinlikle. Çünkü evet evde zaten en ağır işleri yapıyoruz bir kere. Anne olmak, yemek yapmak, ev kadını olmak. Ya zaten çalışan kadınlar da aynı zamanda ev kadını. Tabii ki de. Evle ilgili işler yapmak zaten başlı başına çok yorucu. Bir de dışarıda bir işte çalışmak ve bunu başarmak, başardığını görmek ya da olumsuzluklara rağmen ayağa kalktığını görmek insanın motivasyonunu daha da arttırıyor, direncini arttırıyor. Ve daha da diyorsunuz. Aynen. Değil mi? Aynen. Peki o zaman buraya gelmişken şunu da soralım. Sevgili Özlem Hanım. Başka bir, yani Özlem Hanım geldiği, istediği noktada mı? Yani hayır, istediği noktada mı yoksa başka hayalleri var mı yapmak istediği şeyler? Var, hayallerim var. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Hayallerim var, ben siyaseti seviyorum. Siyasete geçmişiniz de var galiba. Tabii ki 3 yıl boyunca partide kadın kolları başkanlığı yaptım. Çok severek de yaptım. Devam da etmiyorum şu zamanda ama tabii ki destekliyorum. Çok seviyorum siyaseti. O yüzden istediğim, gördüğüm, görmek istediğim kendimi yerler var tabii ki de. Bu iş alanında da tabii. Mesela sattığım ürünlerin üreticisi olmak en büyük hayalim. Ha. Tabii ki de. Daha güzel. Aha. Sattığım ürünlerin üreticisi olmayı çok istiyorum. O yolda da inşallah ilerleyeceğim. Bakalım zaman bize neyi gösterecek, ne yapacağız? Zamanla göreceğiz inşallah. Yani geçmiş siyaset herhalde bir kere insanı içine aldı mı? Aldı mı kesinlikle. Vazgeçemiyorsunuz. Bağımlılık yapıyor galiba. Aynen. Siyaseti seviyorum. Aslında bunun nasıl başladım bilmiyorum. Ev kadınlığından bir şeyler yapmak istedim. Ne yapabilirim? Sonra dedim ki en iyisi ben gideyim bir partiye üye olayım. Gittim ve öyle kadın kolları başkanlığı yardımcılığını yaptım. 3 yıl boyunca çok da severek yaptım. Öyle hala da destekliyorum, partimin arkasındayım. Bu şekilde siyasetin içine girdiğimden beri de evet siyaseti seviyorum, bırakmayacağım da devam da edeceğim. Böyle bu şekilde bakalım. Evet, hem çalışıp hem siyasetle uğraşmak biraz zor ama.
Ben hem eve yetişiyorum, hem siyasete yetişiyorum, hem de iş yerime yetişiyorum. Diyorum ya, çok çalışmayı, aktifliği seviyorum. Evet. Zor değil aslında. Seversen hepsine de yetişiyorsun bence. Evet, aynen. Sevmek gerekiyor, istemek gerekiyor. Evet, yani zamanınızı kendi tercihlerinize ayırıyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Tabii çocuklarıma da ayırıyorum, evime Çocuklar de ayırıyorum. Çocuklar kaç yaşında bu arada? En büyük oğlum 16 yaşında. Bir de ikizlerim var. Onlar da 12 yaşında. Onlar da artık büyümüş. Büyüdüler, evet. İkizler, kız mı erkek mi? Üç oğlum var. Şimdi eşiniz biraz daha zorlaştı gibi geldi bana. Üç oğlum var. Değil mi? Erkekçi bir de işte babaları da dışarıda şu an. Biri ergen, diğerleri ergenlik öncesi. Bu ekstra bir çaba ve emek istiyor. Tabii ki de. Çünkü onlara da zaman ayırıyorum. Evet. En büyük şeyim onlar tabii ki de. Şimdi evet, bir kadın olarak bir erkek çocuğunu ruhen tatmin etmek, onların ne istediğini bilmek, ya o da büyük bir şey. Aynen. Aslında. İkizleriniz o anlamda şanslı çünkü abileri var. Anne biraz tecrübe kazandı o arada. Çünkü benim de iki kızım, bir oğlum var ve kızlarımı büyüttükten sonra oğlan çocuğuna geçerken sanki kendimi yeni çocuk yetiştiriyormuş gibi hissettim. Aynen. Çünkü kesinlikle farklı. Yani her çocuk başlı başına bir birey, farklı özellikleri var ama cinsiyette de daha farklı özellikleri oluyormuş bayağı yetiştirirken. Aynen. Benim çocuklarım benim en büyük destekçim. Destekliyorlar değil mi sizi? Tabii ki de. Bir şey söyleyeceğim. Mesela ben ilk kahveye başladığımda eve gittiğimde anne bugün kaç tane kahve sattın? Değil mi? Evet, her akşam eve gittiğimde anne bugün kaç tane kahve sattık, evet, ya da sattın. İşte 10 tane, 15 tane dediğim zaman çok mutlu oluyorlardı. Bugün ne sattın? İşte oğlum bu kadar peynir, şunu şunu sattığın zaman o duamız kabul oldu anne diyorlar. En büyük destekçim tabii ki de çocuklarım. Evet. Çok büyük şanslıyım onlara sahip olduğum için. Onların öyle. İş yerinde desteği oluyor mu? Onları çok ben getirmiyorum. Daha çok derslerinde, evdeler onlar. O şekilde. Evet. Benim çocuklarım, çünkü ben bazen işte sosyal medya üzerinden desteğe ihtiyacım oluyor. Bilmediğim şeyleri açıkçası çocuklara soruyorum. Evet. Peki, biliyorsunuz dedik ki Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bunun için bir şeyler söyler misiniz? Çünkü siz de bir kadınsınız, çalışan bir kadınsınız. Belki yoruldunuz, yıprandınız ama şu an iyisiniz çok şükür. İstediğiniz yere varıyorsunuz, iş anlamında değil. Bu anlamda kadınlarımıza ne söylemek istersiniz bu anlamlı ve özel gün için? Daha doğrusu 8 Mart tamam, biz programdan dolayı. Evet, bütün emekçi Dünya Kadınlar Günü'nü, yani emekçi kadınların Dünya Yıllar Günü'nü kutlamak, şaşırdım. Evet, Dünya Emekçi Kadınlarımızı. Heyecanıma verin evet, lütfen. Evet, Dünya Kadınlarımızın, evet. Hepsinin bu özel gününü kutluyorsunuz. Gününü kutluyorum sizinle. Evet. Evet, çok güzel. Affınıza sığınıyorum. Hayır, estağfurullah, olur mu? Ya şimdi şöyle, zaten bizimki bir program değil, bir sohbet havası aslında. Aynen. Sohbet ediyoruz, biz biraz kendimizden bahsediyoruz, biraz birbirimize yarenlik ediyoruz, arkadaşlık, dostluk ediyoruz. O yüzden bu tür şeyler hiç sorun olmamalı. Ben kendim dilci olmama rağmen konuşurken benim bile dilim sürçüyor yani. Evet. Kesinlikle bazen dilim dolanıyor birbirine. Yapacak bir şey yok. Tabii ki, alışık olmadığımız bir ortam. Evet. Peki o zaman tekrar bir şiir alalım biz. Bu arada siz de okuyabilirsiniz isterseniz. Yok, hemen. Teşekkür ederim. Bu heyecanla hiç yapabileceğini zannetmiyorum. Evet. Bu defa Birhan Keskin'den bir şiir okuyalım. Karınca. Ruhumdaki sabır, kalbimdeki aşkla kurdum. Kordan tellerden bu yolu, ormanın altına. Yeter ki oku onu. Senin gördüğün ağzımın kenarında duran dua, ben ayaklarımın altındaki toprağa, döktüğüm gözyaşına inandım. Öyle uzun ki dünya, katlanmaya, kıvrılmaya, açılıp çarşaf olmaya. Mümkündür yol yapmaya bir ömür, yol almaya. Ah, yine de yolumdaki kederi kimse bilmesin. Büyüsün, genişlesin, dolansın ömrümü. Kapısı kapalı çoktandır, penceresi dargın. Kim anlayacak bu kor işaretleri? Kimsenin dilinden okunmasın içimdeki ufalan. Ovada ve dağda saklı bir mavi için düştüm yola. Benim de yaban bir çığlığım vardı. Çok zaman oldu, teslim ettim onu rüzgara. Kışa girdik, kıştan çıktık ama değişmiyor insan. Karınca duası diyorlar ördüğüm yola. Evet sevgili Birhan Keskin'in yine güzel bir şiiri.
Evet, şimdi biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi, tabii ki de. Peynir gönderiyorsunuz mesela. Peynir, Adıyaman peyniri, hepsi Adıyaman peyniri adı altında ama bunun da çeşitleri var. Değil mi? Biraz bundan bahseder misiniz bile? Adıyaman'ın yani tek çeşit peyniri var. Köy peyniri. Adıyaman peyniri, evet. Hani bu köy peynirinin bir mesela keçi peyniri olanı var. Tabii inek peyniri, inek evet. Peyniri var. Aynen. İşte koyun galiba. En çok rağbet gören hangisi İnek mesela? Peyniri, tabii İnek ki. Peyniri değil mi? Aynen. Diğerine biraz ağır oluyor, kokabiliyor. Evet, koyun ve keçi peyniri kokabiliyor tabii değil ki de, mi? Aynen. O yüzden ağırlıklı inek peyniri gönderiyorum. Evet, inek peyniri. Bunu gönderirken de çok riskli gönderiyorum. Yani tuzluyorum onu. Paketi çok güzel oluyor. Evet. Kutuda ıslanmaması gerekiyor. Çünkü gönderdiğim zaman o ıslandığı vakit kutu yırtılıyor. O yüzden çok iyi paket yapıyorum. Salamura şeklinde yapıp gönderiyorum müşterilerime. Evet. Peki diğer ürünlerde? Yani mesela bir kuru üzümde. Kuru üzüm için özellikle tercih ettiğiniz bir yer var mı? Çünkü bazı ilçelerimizin kuru üzümü çok güzel mesela. Yani özellikle isteyen var mı? Şuranın üzümü. Gölbaşı Besni, oraların üzümlerini getirtiyorum. Evet. Aynen. Özellikle yani, Gölbaşı. Evet, Gölbaşı Besni. Tuttal? Tutta çok getirmedim. Tanıdığım yok çünkü benim. Evet. Ama Gölbaşı'da var. Tutunda tutu meşhur. Tabii tutu meşhur. Aynen. Oradan da tut getirtiyorum. Evet. Aslında ben seçerek getirtiyorum. Yani en çok nerenin neyi meşhursa, iyiyse oradan getirtiyorum. Evet. Müşteri memnuniyeti memnuniyet çok önemli benim için. Yani ben para kazanmak için bir kerelik müşteri istemiyorum. Ben devamlı müşteriye talibim diyerek başladım zaten bu yola. Evet. Geri dönüşüm olsun. Bir kere gönderip de ondan kazanıp geri dönmemezlik olmasın bende. Ben evet. Gönderdiğimde geri bana dönüş oluyor. Evet, çok güzel. Peyniriniz mesela atıyorum peyniriniz çok güzel. Bana kavurmanızı da gönderir misiniz? Kavurmaya da başladım. Kavurma da gönderiyorum. Güzel. Evet. Kavurmayı nerede yapıyorsunuz? Kavurmayı yani bir kasap mı yapıyor kasap. Da kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok, onu da kasap bir yapıyor. Kasap. Evet, sucuk. Aynen oradan da anlaştım. Bir kasaptan kavurmamı alıyorum. Sucuğumu alıyorum. Çok iyi tabii ki iyi yerlerde. Evet. O şekilde gönderim, sağlıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 2 yıl. 2 yıldır. O halde müşterileriniz daimidir. Tabii yani, ki de, tabii ki de. Çünkü bizde bu tür şeyler, bir işin mesela sonbaharda kışa girerken alırız aynen. Bu erzaklarımızı. Aynen. Devamı benim. Şimdi 2 yıldır müşterileriniz az oluyorlar. Mesela atıyorum 1 kilo bana hemen kavurma gönderir misin diyorlar. O şekilde gönderiyorum. Dayanıklı olsun diye. 1 kilo sucuk gönderir misin diyorlar. Hemen o şekilde gönderim sağlıyorum. Evet. Yani tamamen Adıyaman'ın bütün yöresel ürünlerini evet. Gönderiyorum. Şey var mı? Tarhana çünkü bizim kültür, Adıyaman kültüründe çok yok ama ilçelerde yok, rastladım biraz. Yeni yeni öğreniyoruz tarhana evet. Kültürünü yeni yeni oturuyor. Gerçi onu bizden değil herhalde tarhana ısıyla meşhur yerlerden isterler kesinlikle. Ama açıkçası tarhana ben ilçede de aldım çok beğendim. Hatta tarhanayı bilen arkadaşlar vardı. Bunlar da Adıyaman'da mı ciddi misin falan diye ilçede beğenmişlerdi gayet. Aynen. Şeyi soracaktım bir de merak ettim. Çünkü bizim özellikle Adıyaman insanı için salça çok önemli mesela. Evet. Salçayı, biber salçası. Evet. Onu üretim yeri mi var size? Ayrı bir yani onu mesela bir bayanla mı anlaştınız ya da onu yapan onu da birkaç tane bayanı topladım bir araya getirttirdim. Evet. Güzel bir yerimi de tuttum. Temizlettirdim. Çektik. Tamamen kendi salçamız aynen. O şekilde anlaşıp yaptırdım. Evet. Güneş ışığında kuruttuk. O şekilde biberi de yine aynı. Pul biberi de siz yaptınız. Pul biberi de aynen. Onu da bir bayanla yine anlaştım. Aslında bir zincir var. Ama arkamda görünmeyen bayanlar da var. Evet, onların desteğiyle evet. Yapıyorum tabii ki. Yüzü. Tabii ki de salçayı yani o kadar salçayı benim tek yapmam mümkün değil. Evet. O görünmeyen arkadaşlarıma da buradan teşekkürlerimi evet, sunuyorum. Biz de bunların hepsine sevgilerimizi evet. Gönderelim. Teşekkür aynen. Edelim. Kolaylıklar dileyelim. Onların da işi çok zor. Tabii hakikaten. Ki de, aynen. Çünkü hakikaten ürün problemine gittiğinde siz bu başarıyı sağlayamazdınız. Geri dönüşüm evet, olacak. O yüzden evet. Ben bizzat kendim gidiyorum, bakıyorum. Kendi evime, çocuklarıma yediriyorsam gönderiyorum. Evet. Yoksa ben göndermiyorum. Kesinlikle. Bu şekilde de müşterilerim zaten bana güveniyor. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Zahide Hanım vardı, Besi Bebek, Adıyaman Besi Bebek bilmem evet, bilir misiniz? Evet, biliyorum. O da kendisi işte bir zevkle, hobiyle küçüklüğünden gelen bir kültür, onu sürdürmek istemiş ve sonrasında şu an geldiği noktada işte çok fazla sayıda kadın onun ne için güzel. Çalışıyor. Ve o kadar mutlu oldum ki yani
Kadınların bu şekilde, evet çoğun belki evden çıkamıyordur, ne bileyim çocuğu küçüktür bir şeydir ama evinde yaparak bir şeylerle destek çıkabiliyorlar. Kendilerine de bir ekonomik anlamda destek oluyor. Kesinlikle. Sizin de bu anlamda işiniz buna çok müsait aslında. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Yani birçok kişi, evet erkek esnafımızın yanında kadınların da aslında faydalanabileceği bir işiniz tabii var. Tabii ki de. Evet. İşte o yüzden dedim ya, en büyük hedefim kendi sattığım ürünlerin üreticisi olmak. Evet. Öyle olunca daha farklı olacak. Daha çok kadın mesela alacağım. Daha çok kadına iş vereceğim. Evet. Bu anlamda hayalim o. İnşallah, inşallah. Ben hizmet etmeyi seviyorum ya. Yapmayı seviyorum, çalışmayı seviyorum. Memnuniyet mesajları aldıkça yapasım geliyor. O yüzden işimi çok severek yapıyorum. Güzel ya bir duygu. Ya zaten şöyle, bu işte dahil her işte öyle. Aynen. Yani sevmeseniz ya işiniz ne olursa olsun, yani şöyle altın olsun, en kesinlikle kıymetli şey altın pırlanta olsun, sevmeyerek yaparsanız yaptığınız o altın bile hiçbir şeye benzemez. Aynen. Yani aynen, bir tarz ya da bir duruşu, bir kalitesi olmaz. Bir kesinlikle görüntü olarak bir şıklığı olmaz. Her şeyde sevgi çok önemli. Aynen. Öncelikle. Her şey para değil benim aynen için gerçekten. Yani bir lira kazan, iki lira kazan ama helalinden kazan. Çok güzel bir duygu, bilmiyorum. Severek yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Kim ne derse desin. Evet. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. İşte çalıştığım kurumda bize tost yapan falan. Gittik biz de tost işte istiyoruz. Diyoruz ki ya bize tost yap ama şu senin özel tostlarından yap, işte o sevgini koyduklarından, ama sevgi bol olsun, diğer her şeye göre sevgisi bol olsun, işte ona göre lezzeti artsın diye. O da güler hatta, yani o gülerek yapması, gülümsemesi, evet, evet sevgimin hocam hepsini koydum, işte birçoğunu size verdim filan demesi bizim bile motivasyonumuzu artıyor. Kesinlikle. Hakikaten enerjimizi artıyor. Aslında evinde o kadar çok çalışan bayanlar var ki, benim karşı komşum çalışan bayanlara çok güzel yemekler yapıyor kendi evinde. Aa, çok güzel. Tabii ki de çok takdir ettiğim bir bayan. Gerçekten azmine, onun yaptığı başarıya hayranım. Arıyorlar, dolma yapar mısın diyor. Hemen tencereye dolma yapıyor. Evet, tatlı ne yapıyor? Servet abla. Oradan Servet da Hanım'a da biz aynen. Gerçekten ev yemeklerini yapıyor çalışan evet kadınlar için. Aynen. Evet, sipariş üzerine. Aynen, tatlısını yapıyor, mantısını yapıyor. Ben onun azmine, başarısına hayranım. Ama siz de bu anlamda çok şanslısınız. Şimdi kapı komşunuz, yemek yapamadınız değil mi? Yemek hazır, aynen. Servet abla şu yemeği evet yap. Evet, aslında ben komşu olarak onlara geçmeden de duramıyorum. Komşularım gerçekten, ben çok şanslıyım. Öyle bir komşularıma sahip olduğum için. Evet. Pandemi döneminde ben çok bir yıl önce virüse yakalandım. Evet. Çok zorlu bir dönem. Evet, evet, çok zorlu bir dönem geçirdim. Çocuklarım evdeydi ve benim çocuklarıma komşularım baktı. Aa. Evet. İşimi yeni kurmuşum. Tam böyle şey dönemi, bu hastalığın çok önemli bir dönem. 15 gün boyunca hastanede yattım. Aa, evet, çocuklarım evdeydi. Ve o çocuklarıma benim komşularım baktı. Onların haklarını Allah asla ödeyemem. Evet. Evet. Çok güzel. O yüzden hepsini teker teker buradan çok teşekkürlerimi evet, sunuyorum. Evet, kesinlikle. Aynen. Onların hakkı ödenmez. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Çocuklarınızın üzerinde büyük bir emeği var. Aynen. Çünkü şey, evet belki yıllarını vermediler ama o zor gününüzde size yetişmişlerse kesinlikle bu hakikaten ödenemez. Oğlum, yani aynen, bu iyi niyet. Aynen. Kahvaltısına kadar ya. Evet. Sıraya koymuşlardı. 15 gün boyunca benim çocuklarıma baktılar. Evet, sabırla. Sabırla, evet. Çok güzel. Onlar yani da çıkamamıştı. Çünkü o bir yıl önce daha bir önemliydi. Evet, çünkü ne olduğunu bilmiyordu. Bilmiyorsun. Korkuyordu. Çok önemli bir hastalık ve ben ilk yakalananlardanım. Çok da hastanemizde çok da iyi bakıldım. Çok çok evet iyi bakıldım. Çocuklarım evinde bakıldı, ben hastanede bakıldım. O yüzden böyle bir zorlu süreçte geçirdim iş yerimden. O ara çıktım. Yani böyle zor dönemler yani dediniz ya. Yani iş yeni kurulmuş. Yeni kurulmuş. Her şey üst üste gelmiş. Tabii ki tam sayfamı yeni açmışım. Bir şeyler yerine oturuyor. Tam oturdu derken hastalığa yakalandım. Ve bir ay boyunca ben o sayfamdan ilgilenemedim. Evet. Hani zorlu süreç dediniz evet, ya, aynen, işte en büyük zorlu süreç buydu aslında. Evet. Ama yine de pes etmedim. Müşterilerim benden bir şeyler istiyor, ben onlara gönderemiyorum. Yani çok kötü bir dönemdi ya. Dükkanım evet, iş yerimden çıkartıldım. Hastaneden çıkar çıkmaz iş yeri aradım. Yani ne çok kadar kötü. Her evet şey üst üste geldi. Her şey üst üste dedi geldi. Çok kötü olmuş. Ama atlattım.
Evet. Hepsi geçiyor. Ya neyse ki yani evet kötü yani insanlar kötü olmasını isteriz ama kötü insanlar gibi insanlar da çok fazla. Çok fazla evet. Ve bizim bu küçük toplumlarımızda özellikle Adıyaman gibi küçük illerde dediğiniz bu olay daha var. Yani insana elini uzatma, bu iyilik, komşuluk, aynen, komşuluk ilişkisi hala çok var. Çok fazla, evet. Siz söylemişken ben de söyleyeyim komşularım. Yani şimdi kıskandım, imrendim falan. Aynen. Biz de Covid atlattık birkaç hafta önce, evet, eşimle. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok zorlu bir süreçti. Hakikaten bizim için çok ağır geçti. Ve dediğiniz gibi evet ailem tabii ki yaptı. Eşimin ailesi tabii ki yaptı. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim buradan hepsine sevgili selamlarımı gönderiyorum. Ama komşularım bana herkes şu soruyu sordu işte ne yaptın ya nasıl yemek yaptın çünkü senin çok kötü geçmiş filan. Hiç yemek yapmadım dedim. Oo. Hiç. Çünkü komşularım getirdi. Evet. Ailelerimiz getirdi. O an en zor dönemde işte varsa birileri. Ben ailemi evet, aynen unutmayayım. Diyorlar ya dünya iyi insanların tabii yüzü suyu hürmetine evet, dönüyor. Evet gerçekten öyle. Hakikaten öyle yani. Aynen ailemi unutmayayım ben tabii ki ailem de en büyük destekçimdi ama hani onlar da karantinadaydı evet, onlar da çıkamıyordu. Evet. O yüzden en büyük destekçim benim komşularım evet, oldu. Yani herkes önce komşu yetişecek tabii ki size. De evet, aynen. Yani neyse ki gerçekten bazen... Ya Adıyaman'ın işte bazı mahrum olduğumuz şeyler de küçük olmasından işte hı, keşke biraz daha gelişse, çabucak gelişse diyoruz ama bu ilişkiler anlamında çok güzel. Evet, yani kesinlikle. Diyaloglarımız hakikaten çok, çok güzel. Çok güzel, evet. Çok şanslıyız ya. Çok şanslıyım. Şanslı hissediyorum kendimi. Evet, çok güzel yönden. O zaman. Evet, çok şanslıyım. O zaman şanslıyım. Herkese diyelim ki, evet çalışmak istiyorsanız, iş kurmak istiyorsanız ya da farklı bir şekilde... Özlem Hanım'ın da evet belki o an ekonomik koşulları uygun değildi, çocukları kesinlikle, küçüktü, eşi yurt dışındaydı. Siz de çalışmak istiyorsanız bazı şeyleri göze alacaksınız. Yani hem cesaret gerekiyor, hem çok istemek gerekiyor, hem de çok çalışkan olmaya yani çalışmak lazım arkadaşlar. Kesinlikle. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani armut piş ağzıma düş olmuyor açıkçası. Yok, olmuyor. Öyle bir dünya yok, dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden çalışmayı bileceğiz, emek harcamayı bileceğiz ve çok isteyeceğiz, hayal kesinlikle edeceğiz. Kesinlikle çok isteyeceğiz. Hayallerimizin peşinden koşacağız evet, yani. Peki, süremiz doldu gibi sizden son olarak söyleyeceğiniz şeyleri alabilir miyiz? Beni davet ettiğiniz için, konuk aldığınız için çok teşekkür ediyorum ilk öncelikle. Ben teşekkür ederim. Çok sevdim. Çok sıcak bir ortam. önce bir tedirgin oldum. Biraz heyecanlandım ama evet, gayet bir rahat geçti. Çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınların yolu açık olsun. Herkesin ne istiyorlarsa Rabbim önlerine çıkarsın inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz asıl. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Çünkü bu zorlu süreçte bizi kırmayıp gelip işte serüveninizi, başarı hikayenizi, yaşadığınız mutlulukları halkımıza, insanlarımıza paylaştınız. Hı-hı. Çok teşekkürler bu ben anlamda. Ben teşekkür ederim. Örnek bir hayat hikayeniz var. Ben de günün anlam ve önemi için işte kadınlarımızla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kadın annedir, kadın evlattır, kadın yardır, yarendir. Kadın dünyaya en güzel dünyaya verilmiş en güzel armağandır. Kadının elinin değdiği çiçeklenir, renklenir. Bu anlamda bütün kadınlarımızın, bütün emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepsine sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Zamanımız varsa arkadaşlar bir şiir okuyabiliriz yoksa da evet, bir şiir okuyarak veda ediyoruz arkadaşlar. Sevgili Gülten Akın'dan yine, bütün kadınlarımıza gitsin, bütün dünya kadınlarına gitsin. Kestim kara saçlarımı, kestim kara saçlarımı, ne olacak şimdi? Bir şeycik olmadı, demeyin lütfen. Aydınlığım, deliyim, rüzgarlıyım, günaydın kaysıyı sallayan yele. Kurtulan, dirilen kişiye günaydın. Şimdi şaşırıyorum bir toplu iğneyi, bir yaşantı ile karşılayanlara. Gittiğim, geldiğim, kara saçlarımdan kurtuldum. Gülten Akın. Evet, bütün kadınlarımıza bu şiiri armağan ediyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Haftaya aynı günde, aynı saatte yeni bir konukla yine sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.